Nasuh merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Stüdyoda Nasuh Mahruki'nin sesini duymuyorum ama arkadaşlarımız çözeceklerdir. Ben hemen sorumu ileteyim Nasuh Mahruki. Dinliyorum, duyuyorum. Türkiye depreme hazır değil elbette. Ben bütün o büyük depremlerde, Gölcük'te dahil, canlı yayınlarda bölgeden aylarca canlı yayın yaptık, habercilik yaptık. Hakikaten kendimizi bir korku filminin dekorundaymış gibi hissediyorduk. Allah bir daha göstermesin diyoruz. Korkunç günlerdi hakikaten her iki yaşadığımız büyük depremde. Sen ve ekibinin olağanüstü mücadelesini bizler haberleştirdik, tanık olduk. Yaşam kurtarma mücadelesini, can kurtarma mücadelesini. Fakat o kadar çabuk unuttu ki toplumsal hafıza bunu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun ve geldiğimiz noktada neredeyiz? Ya bu maalesef Türkiye'nin çok büyük bir talihsizliği eseri. 99 depreminin arkasından ki çok ciddi bir toplumsal kırılmaydı. 2001 yılında böyle yarı yapay ve yapayca büyütülen bir ekonomik kriz yaşadık. İki tane kırılma yaşadı Türkiye. 99 depreminde ağır bir toplumsal kırılma ama toparladı kendisini. 2001'de de bir ekonomik kriz yaşadı fakat o çok aşırı abartıldı, büyütüldü. Kasten büyütüldü ki erken seçime Türkiye zorlansın diye. Ve Türkiye hiç öyle bir gündemde falan yokken küt diye 2002 yılında erken seçime savruldu. Ve daha dün kurulmuş olan AKP değişim sloganıyla ki 99 depreminden sonra herkes değişim istiyordu. Yani artık birey devlet için olmayacak, devlet birey için olacak söylemi vardı. Çağdaş dünyayı yakalayacağız istiyordu herkes. Yani artık eski anlayışlarımızı değiştirmek zorundayız. Günü kurtarma odaklı hareketleri artık bırakmak zorundayız. Uzun vadede hesap yapmak, plan yapmak zorundayız ve bu algı oturuyordu Türkiye'de. 99 depreminden hemen takip eden günlerde 100 küsur meslek odası, sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf, o dönemin etkin kurumları bir ortak basın bildirisi yayınladılar kamuoyuna başlığıyla. Ve bu bildiride özellikle söyledikleri şey bu değişim isteğiydi ve devletin birey için olması gerektiğiydi. Bireyin devlet için değil. Bunu maalesef kaybettik. Yani o itici güç, bu arada benim kulağıma çok fazla arka plandan ses geliyor. Sesin gayet iyi geliyor. Çok iyi geliyor sesin. Öyle mi? Bana ama bir yerden daha ses geliyor araya. Onu bilmiyorum. Arkadaşlarımız şimdi çözmeye çalışır onu ama biz seni gayet iyi duyuyoruz. Nasıl Marki? Tamam. Dolayısıyla toplumun değişim beklentisini AKP kendine göre yontarak değişim sloganıyla geldi hatırlarsan. Yolsuzluklara damardan gireceğiz dedi. Dokunulmazlıkları kaldıracağız dedi. Ve 99 depreminin acısını yaşayan, 2001 kriziyle de sarsılan toplumu gerçekten bir anda onun isteklerini yerine getirecek siyasi kurtarıcı olarak bize ilan edildi. Dolayısıyla biz tabii biz tabii ki kimse de böyle bir şey beklemiyordu açıkçası. Ve siyasi iktidar değiştiği andan itibaren bakış açısı değişti. Paradigma değişti. Bu çok alışılmadık bir durum aslında. Çünkü o acıdan çıkartılan dersler geleceğe dönük çok önemli mesajlar olarak hayatımıza dahil olacakken ve Türkiye'nin ne kadar aklı başında aydın, namuslu insanı varken köşe yazarları, televizyoncular herkes bunu söyledi. Değişimi söyledi. Bireyin önemli olduğunu söyledi. Ve çağdaş bir bakış açısıyla önümüze bakmamız gerektiğini söylerken biz bir anda siyasal İslamcı hatta şeriatçı diyebileceğim kadar radikal bir iktidarın kucağına düştük. Geldiği andan itibaren deprem toplanma alanlarını tamamen ranta açtı, imara açtı. Deprem vergilerini amacı dışında kullandı, kaybetti, cebine attı. Yani buharlaştırdı parayı. Ulusal Deprem Konseyi'ni lağvetti. Yani o 99 acısını yaşayan toplumun siyasi iktidarın ortak akılla akıllı ve bilimi ve sivil toplumu ve akademi dünyasını birleştirdiği işte toplanma alanı, deprem vergisi, Ulusal Deprem Konseyi gibi bütün çalışmaları çöpe attı. Hepsini çöpe attı ve kaderci bakış açısını getirdi. Takdir-i ilahi bakış açısını getirdi. Soma'daki maden kazasında bile biliyorsun 301 kişi hayatını kaybetti ve fıtrat, takdirler falan diye hop diye topu taça attılar. Yani siyasi iktidar, 2002'de iktidara gelen siyasi iktidar hiçbir sorumluluk üstlenmedi olan bitenleri. Üstlenmeyecek de bundan sonrasında da. Kafası bu çünkü. Çünkü bu işe yarıyor. Ve toplumu giderek dincileştirmeye çalışması, imam hatipleri çoğaltmaya çalışması bu yüzden aslında. Sorgulamayan, otoriteye biat eden, boyun eğen, ülkenin liderini
her koşulda sonuna kadar doğru da yapsa yanlış da yapsa destekleyen ve işte tamamen dini paradigmalarla hayatı algılayan, en ağır acılarda, en ağır ölümlü kayıplarda, en yakınlarını kaybettiğinde bile acısını içine atıp takdir deyip, takdirler deyip, kader deyip boyun eğen ve sorunları asla peşine düşmeyen bir toplum yaratmaya çalıştılar. Çünkü onlar da çok iyi biliyordu ki yapacakları bu hareketlerin, işte bu rant amaçlı, yolsuzluk amaçlı yaptıkları şeylerin Türkiye'nin incinebilirliğini, zarar görebilirliğini sadece depremlerde değil, her konuda çok arttıracağını biliyorlardı. Ve bu konuda da sorumluluk üstlenmemek için toplumu dincileştirmeyi tercih ettiler. Yani 99'da geçmişteki hatalarından ders alan, 18 bin civarında insanımızı 45 senede kaybedip 10 milyarlarca dolar parayı kaybeden Türk toplumu, müthiş bir dayanışma, birlik, beraberlik ve yardımlaşmayla o enkazların altından yeni ve çağdaş bir Türkiye çıkartacaktı. Herkes bunu konuşuyordu. Ve bu bakış açısı tam giderken 2001'de bir ekonomik kriz yaratıldı Türkiye'de yapay olarak. Ve bu kriz öyle bir büyütüldü ki Devlet Bahçeli'nin ittirmesiyle Türkiye bir anda paldır küldür erken seçime gitti. Ve AKP kendisini bile şaşırtan bir şekilde %34 oy aldı ama %66 sandalye elde etti. Yani asla toplumun o kadar güç vermek istemediği bir siyasi partiyken bir anda bütün meclisin çoğunluğunu elde etti ve ondan sonra da ben %66 oyla geldim kardeşim gücüyle her istediğini canının istediği gibi at koşturarak yapmaya kalktı. Ve maalesef 99 depremindeki incinebilirliğimizden çok daha ağır incinebilir bir durumdayız şu anda. 21 sene önce İstanbul'un nüfusu 10 milyondu, şu anda 20 milyon. İçinde 3 milyon belki mülteci var. Bu inanılmaz önemli bir problem. Kimse bu konuya değinmiyor. Bu kadar mülteciyle kitlesel bir afetle karşı karşıya kalmayı asla istemezsin. Çünkü depremler, özellikle kitlesel afetler, kaynakların aşırı derecede kısıtlandığı süreçler. Doğanın en temel kuralıdır. Kaynaklar kısıtlandığında çatışma çıkar. Evet. Nitekim 17 Ağustos depreminde bir çatışma çıkmamasının sebebi Türk milletinin, Türk toplumunun inanılmaz bir dayanışma, birlik, beraberlik duygusuyla, o millet olma hasletleriyle, tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi, tıpkı Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki gibi birbirine sarılması, bağlanması ve birbirine omuz vermesiyle atlatıldı. Ama ne yazık ki o duygu, o duygunun getirdiği müthiş birlikte çalışma, dayanışma ve geleceğe umutla bakabilme, bireyi merkeze koyma, çağdaşlığı hedefleme gibi bütün kavramlar 2002'den itibaren çöpe atıldı. Ve Türkiye inanılmaz derecede geriye savruldu. Nüfusun azaltılması gerekirken, 99'da bile İstanbul çok incinebilirken, nüfus aşırı derecede kalabalıkken, şu anda maalesef iki katına çıktı. Bir de mültecilerle birlikte. Ve bu mülteciler durumu ciddiye alınması gereken bir durum. Çünkü bu insanlar tamamen hayatta kalma modundalar. Uyduruk sandallarla, botlarla Ege'yi, Akdeniz'i, Boca Deniz'i geçmeye kalkıyorlar. Çocuk, çoluk, çocuk, torunlarıyla, yaşlılarıyla ve onlu 20'li, 30'lu, 40'lı sayılarla ölüyorlar. Evet. Buna rağmen yine de gidiyorlar. Çünkü hayatta kalma modundalar. Tek öncelikleri ileriye doğru gidebilmek. Geriye dönebilecekleri bir vatanları yok. Bu moddaki insanlarla kitlesel afet yaşamayı asla istemezsiniz. Evet. Asla. Sebebini de tahmin ediyorum. Yağma olayları biliyorsun. Her şey evet. 17 Ağustos'ta evet. Olmadı. Çünkü millet birbirine dayanışma ve yardımlaşmayla evet. Yoluna devam etti. Çünkü millet olmanın özelliklerini biliyorsun. Geçmişi ortak olacak, kültürü ortak olacak, dili, en önemlisi dili ortak olacak. Tasada, gamda, kederde, sevinçte, mutlulukta ortak olacak ve geleceği ortak algılayacak. Biz 3-4 milyon, 6 milyon Suriyeli ile bu duygudaşlığı paylaşmıyoruz. Aynı dili konuşmuyoruz, aynı kültürü paylaşmıyoruz. Geçmişimiz ortak deyip geleceği ortak algılamıyoruz. Ama onlarla böyle bir süreç yaşadığımızda bizim vatanımızda, onların mülteci olduğu konumda, onların bakış açısı bizim bakış açımızda aynı olmayacaktır. Kaçınılmaz olarak olmayacaktır. Evet. Bunu kimseye olumsuz şekilde yermek için söylemiyorum ama içinde bulundukları psikoloji, içinde bulundukları ruh hali ve durum ve onların yani hayata sarılmaya çalışıyorlar. Yani ne şartları göz aldıklarını görüyoruz hepimiz. Böyle bir afet anında çok büyük bir tehlike yaratabilirler. Bu da çok önemliydi. Son şunu sormak isterim Nasuh. Şimdi deprem meselesini biz aslında hep ulusal güvenlik meselesi olarak da konuştuk 10 yıllardır. Çünkü İstanbul'da olası bir deprem. İşte biz Cumhuriyet Gazetesi'nde en son bir haber yaptık. 200 bin kişinin öleceği hesap ediliyor. Hep böyle rakamlar tabii. Üzerinden konuşuldu. Az önce yaptığın tespitler de önemliydi. AKP iktidarı döneminde yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li döneminde, AKP'li yönetildiği dönemde
deprem komisyonunun neredeyse hiç toplanmadığını ama imar komisyonunun yani o rant komisyonunun binlerce kez toplandığını biz defalarca haber yaptık. Yani hakikaten depreme gözlerini kapatmış bir iktidar ve onun belediyeleri vardı. İstanbul üzerinde sormak isterim. Şu dakikadan itibaren bir hazırlık ve toparlanma mümkün olur mu? Yani İstanbul üzerinde konuşursak. Bir de bu milli güvenlik meselesi yani olası bir deprem Türkiye'nin ulusal güvenliğini de çökertecek tehdittir noktasında neler söyleyeceksin? Valla yani ikincisinden başlayayım istersen. Sonuçta ulusal güvenlik dediğin şey neticede senin incinebilirliğinle alakalı. Yani yumuşak karnınla alakalı. Kaos ortamında, kriz ortamlarında, kitlesel afetlerde çok provokasyona açık bir hale geliyorsun. Ve bu provokasyona da biliyorsun adamların işi bu. Yani Türkiye o kadar fay hatları, yani insani fay hatları, toplumsal fay hatları o kadar keskinleştirildi ve derinleştirildi ki 21 yıl önce biz dayanışma, birlik, beraberlik, gurur duyuyoruz. O depremin enkazını beraberce açtığımıza filan derken bugün iç savaş konuşuyoruz. Yani bugün toplum o kadar keskin çizgilerle birlikte ayrıldı ki o acılı günlerde çok rahatlıkla birkaç tane uzman provokatör her şeyi yapabilir. Yani yerel çatışmalar, bölgesel çatışmalar yol açabilir. Olayı çok başka yerlere savurabilir. Soygunlar olabilir. Çok hedefli eylemler yapılabilir. Müzeler soyulabilir. Yani bunların hepsi başımıza gelebilir böyle bir süreç yaşandığında. Suikastlar yapılabilir. Yani eğer toplum çağdaşlığı, demokrasisi, hukuku tehlikeye girerse provokasyonlara açık hale gelir. Dayanışma duygusu, birlik beraberlik duygusu zedelenirse provokatörlerin eylemlerine çok kolay kapılır hale gelir. Sıkıntı bu aslına bakarsan. Ve Türkiye'nin içerisine öyle bir süreçte sokulacak zaten elin ısrarcısı, IŞİD'cisi, dünya kadar Suriyeli terörist sokuldu ülkeye. Evet. Öyle bir süreçte bunları çok rahatlıkla güdüleyebilecek, manipüle edebilecek, kullanabilecek kişiler de sokulabilir, uzmanlar da sokulabilir ve gerçekten Türkiye alt üst olabilir böyle evet. bir süreçte. Evet. Burada evet. yani oralara gitmenin alemi yok. Yani onu test etmenin, onu denemenin de alemi yok. Oralara savurmadan meselemizi çözmenin yoluna bakmamız lazım. Evet. Ne, ne aşamadayız? Nasıl değerlendiriyorsun? Sorunun başına gelecek olursak da yani şu andan itibaren neler yapılabilir? Tabii ki çok şey yapılabilir. Yani yapılmalıdır da zaten. Zararın neresinden dönüşse kârdır bir kere. Bakış açısı bu olmalı. Yani eğer bunu 10 sene önce başlasaydık çok daha yol kat edebilirdik. Bugün başlarsak daha az yol kat edebiliriz. Ama yine de yol kat edebiliriz. Önemli olan bu bakış açısı hareket etmek lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sosyal demokratlara geçmesi, Ekrem İmamoğlu'nun başa geçmesi çok büyük bir olay. Gerçekten çok büyük bir olay. Çünkü evet. 25 sene boyunca İstanbul sadece rant olarak kullanıldı. Sadece bütün imar dediğin gibi işte imar planları değişiklikleriyle, arazi rantı peşinde koşarak, işte 3 kuruş etmeyecek kamu arazisini, yeşil alanı, işte deprem toplanma alanlarını bile imar araçlar. Evet, yani, AVM yaptılar. Daha ne söyleyebilirsin ki buna? AVM'ler, rezidanslar yaptılar. Çünkü bu çok kolay. Ve yasaya uygun. Etik mi? Değil. Hukuka uygun mu? Değil. Ama kağıt üzerinde yasaya uygun. Ne yapıyorsun? 51'e 49'da 50 kaldırıyorsun, indiriyorsun. Dün bir kuruş etmeyen arazi milyar dolar ediyor. Şimdi bu tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Ve bu ranttan kurtulması lazım Türkiye'nin. Ama maalesef işte bu siyasal İslamcı iktidar 25 sene boyunca Ankara'yı da İstanbul'u da inanılmaz derecede sömürdüler. Ve inanılmaz derecede zenginleştiler. Ve maalesef buradan kurtulmak için de toplumu incileştirdiler. Yani toplumun laik, çağdaş, Atatürkçü, Cumhuriyet'in kazanımlarının farkında olan ve bunu değerlendiren bir Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türk milletinden din yani hayatı dini paradigmalarla algılayan, işte tarikatlarla, şeyhlerle, hacılarla, hocalarla, dervişlerle, bilmemlerle gerçeği arayan, yaşamın anlamını arayan bir hale dönüştürüldü. Sırf bunların yaptıklarının sonucunda ortaya çıkan ağır bedellerde sorumluluk üstlenmesinler diye. Kaderci bir toplum yaratıldı. Evet. Takdir ilahi desin, fıtrat desin, işte Allah'ın dediği olur desin ve boyun eğsin diye, sorumluluk üstlenmesinler diye. Maalesef yani her yönden aslında çok şeytani bir planla bütün bu adımları attılar ve Türkiye'yi buraya getirdiler. Şimdi bu saatten sonra bir kere İBB'nin dediğim gibi başındaki kişinin, belediye başkanının deprem konusunda çok duyarlı olması çok önemli. Evet. Bunu mutlaka kıymetlendirmemiz lazım. Seçilmeden önce de söylüyordu. Deprem bizim birinci önceliğimiz Doğru. diye Ekrem evet. Başkan. Evet. Bak seçildi 25 sene boyunca İBB'den bir Allah'ın kulu kapımızı çalmamışken Ekrem Başkan beni çağırdı. Oturduk yarım saat 40 dakika toplantı yaptık ve biz işte İstanbul'u depreme hazırlamak için işte elimizden gelen her hazırlığı yapmaya çalışıyoruz. Ve bu işte çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Sizin de bu ekipte olmanızı istiyoruz diye. Beni 25 sene sonra ilk defa davet etti yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz şimdi Akut Vakfı ve İBB olarak beraber afet eğitimi, deprem eğitimi konusunda projeler yapıyoruz.
eğitim filmleri hazırlıyoruz. Eğitim içerikleri, kitapçıkları, broşürler hazırlıyoruz. AKOM ve AKUT Vakfı olarak. Dolayısıyla artık bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama asıl sıkıntı İstanbul'un aşırı kalabalık olması. Aşırı 20 milyonluk bir şehre dönüşmüş olması. 10 milyonken bile çok sıkıntıları vardı. 20 milyonken ve bu kadar milyonlarca mülteci çok daha büyük sıkıntıları var. Yapılması gereken İstanbul'un nüfusunu azaltmak zaman içerisinde. Bak, 99 depreminden sonra söylenen şey şuydu. 30 yıl içerisinde %62 oran, %62 verilerek bir 7,5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyordu artı eksi. Doğru. 21 sene geçti. Şu anda yeni bakış açısı 15-10 yıl arasında bekleniyor. Yani 15 sene içerisinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz şu anda İstanbul'da meydana gelecek. Yani İstanbul kendisini yıkıcı bir deprem bekleyen bir şehir. Yine Gölcük'teki deprem de aşağı yukarı bu kadardı ama Gölcük'ün nüfus yoğunluğu İstanbul'a kıyaslanabilir bir şey bile değil. Evet, ona rağmen 18 bin insan öldü. Ve aynı deprem hem de İstanbul'da yaşandığı takdirde çok çok daha fazla, senin de dediğin gibi 50 bin ile 200 bin arasında can kaybından bahsediliyor. 50 bin ağır hasarlı, 150 bin orta hasarlı, 200 bin ağır ve orta hasarlı bina bekleniyor. Korkunç bir bu korkunç bir yıkım. Evet, bu gerçekten korkunç bir yıkım. Bu 21 seneyi biz birazcık iyi niyetli, birazcık ya gerçekten vicdanlı bir şekilde değerlendirseydik İstanbul'un sorunlarının yarısını çözerdik. Evet. Yarısı çözülürdü. Kalan yarısını da önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl, 15 yıllık eylem planları çerçevesinde onu da çözerdik. Ve başımıza gelecek deprem eğer bir 15 sene bize fırsat verirse şayet, o zaman da gerçekten çok daha hazırlıklı yakalanabilirdik depreme. Ama evet, şu anda orada değiliz. Maalesef değiliz. Çok teşekkürler. Nasıl Mavi Kilit?